Hepinize merhabalar arkadaşlar. Şu anda böyle mutlu olduğuma bakmayın. Okuldan yeni çıktım. Hani gerçekten o kadar yorgunum ki anlatamam size. Yani böyle mutlu gözüküyorum. Hepsi makyajdan dolayı biliyorsunuz. Bugün arkadaşlar okuldan sonra akşam rutinimi sizlere göstereceğim. Çok istiyorsunuz. Neden bu kadar istiyorsunuz anlamıyorum. Çünkü gerçekten eğlenceli ve mutlu bir hayatım yok. Artık bitti. 12. sınıfa gidince benim mutlu hayatım bitti. Şu anda da Eren'i almaya gidiyoruz. Eren okulda arkadaşlar bayağı bir yaramazlık yapmış. Bugün bayağı uzun bir gün olacak. Siz de bizimle beraber olacaksınız. Bak. Hem suçlu hem güçlü gelişe bak ya. Bize anlatmak istediğin bir şeyler var mı? Hem suçlu hem güçlüsün. Gir içeri. Bize anlatmak istediğin bir şeyler var mı? Yok. Ne oldu, sen bugün yaramazlık mı yaptın okulda? Evet. Acıdı. Ne yapıyorsun? Unu alacağız değil mi şimdi? Eren senin bu şurayı mı? Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Ha, şimdi unu alacağız. Unu alıyorum da. Çaktırmadan. Çak bir döşeyim. Eren sen otursana bir. Şu. Dur öyle yapma. Bak valla kayarsın gidersin tutmam seni. Dur hangisi? Bu mu? Hayır şu aramıyor. Tam onu yemedik ki ama bunu yedik. İyi tamam. İyi tamam, bunu alıyorum o zaman. Tut. Yok, ben tut. Hadi. Mutlu musun? Hayır. Oğlum bıraksana. Hayır, bırak. Bırak şunu. Eren, un al. Her şeyi kırıyorum. Un al. O küçük değil mi biraz? Bakayım. Abla, kurabiye yapacağım akşamı da. Şimdi arkadaşlar böyle mochi diye bir şey bulduk. Ben Eren bunun çilekesini çok yemiş. Çileklisi acayip çok güzelmiş. Ama acayip. Ben bunu daha çok beğendim. Ve ben evi bekleyemedim bu arada. İnşallah yani. Aç ben bir tane alayım abla. Aferin. Evet, evi beklemedi. Tupuf gibi o ya. Daha iyi ya. Bu ne böyle? Hindistan cevizi değil mi? Bakayım. Yani. Geri mi götürsek? Alırlar mı onu acaba? Çok güzel. Bir şey soracağım. Bunu seven var mı cidden? Yorumlara bir yazın yani. Güzel. Çok güzel değil mi? Bak bakayım Eren. Ben gidin çok güzel. Bunun çileklisi çok güzel. Ama dondurma bu kötüymüş arkadaşlar. Ama bak Hindistan. Ben... Melike demedim. Ha, içinde dondurma da var bunun. İşte dondurma var. Ye, para verdim. 100 lira şu ya. Ayıptır, günahtır. Bir şeyden de güzel çıksın be. Dayanamam yeter. Arkadaşlar Eren'e gözlerin nasıl şaşı yapmasını öğrettim. Ve durdum. Bana böyle bakıyor. Git hadi. Git odana. Hadi git. Hadi. Şimdi neyse arkadaşlar, şimdi eve geldim. Ve kargolarım gelmiş. Bakın hatta bir değil. Sus Eren be. Bir değil. İki tane kargom gelmiş. Ki normalde hiç söylemeyeceğim şey... Neyse arkadaşlar, hiç söylemeyeceğim şeyleri söyledim. Şimdi odama çıkacağım. Üzerimi falan değiştireceğim. Ve sizlere ne olduğumu göstereceğim. Çok heyecanlıyım. Arkadaşlar ben şöyle bir şey karar verdim. Şimdi benim odam gerçekten şu an çok dağınık. Hatta şöyle bir göstereyim bakın. Ya bu sandalyede niye böyle cırcır ses çıkarıyor ya? Neyse arkadaşlar, burası çok dağınık. Ve ben kendimle bunu toplayabilecek gücü şu an hissetmiyorum. Bulamıyorum yani. Ve şu kameraya bakarken de gözümün şaşı olmasından nefret ediyorum. Neyse ama arkadaşlar, sadece burayı toparlamak istiyorum. Çünkü sabah kalktığımda falan işim bir tek burada oluyor. Burayı da 2 dakika içerisinde toparlarım. Bir de şuraya böyle bir ışık taktım arkadaşlar. Normalde bu pilliydi. Ama babamın malzemeleri arasında bunu buldum. Ve bunu arkasına böyle taktığımda bunu hep yandığını fark ettim. Bunu da buraya koydum ve çok şık duruyor. Hızlı bir şekilde buraya toplayacağım. Daha sonra hiç yapmak istemediğim ödevlerim var. Onları yapmam gerek. Ya şöyle arkadaşlar, aradığım şeyler kayboluyor. O kadar sinirleniyorum ki. Yani mesela şu an benim birkaç kalemim yok burada. Nerede acaba yani? O kadar sinir oluyorum ki ya. Bence hepsini annem alıyor da neyse. İlk olarak biraz paragraf çözeceğim. Daha sonra biraz edebiyat çözeceğim. Ah! Konu anlatımını almışım. Yanlış tabağım. Ha tamam, buradaymış, tamam. Daha sonra biraz edebiyat çözeceğim arkadaşlar. Ki bu soru yayına, soru bankası birazcık zor. Ben oradaki adama demiştim ki bana hani böyle hem zor hem yani ne zor ne kolay olsun demiştim. Bana geldi, bunu verdi. Olsun. Biraz zor ama kendimizi zorlamak gerekiyor. Birazcık konu çalışacağım arkadaşlar. Daha sonra da birkaç tane ödevim var. Onları yapacağım. Yaklaşık bir 100 soru çözmeye çalışacağım bakın. 100 soru. Benim için zor bir şey biliyorsunuz ama yapmaya çalışacağım. Yapabilecek miyim? Hep birlikte göreceğiz.
Hiç inanmıyorum yapacağım, haberiniz olsun. Arkadaşlar bayağı bir soru çözdüm de ben bunları şey yapmayı unutmuşum. Bir de arkadaşlar şöyle 2024 TYT soruları var. Yani geçen sene YKS'de çıkan sorular var ama bunlar o kadar zor ki bu yaptığım bütün sorular yanlış çıkıyor gerçekten. Yani yapasım gelmiyor ki, bunlar bile zor. Hatta bunları yaptım, kontrol etmeyi de unuttum. Şimdi arkadaşlar ne yapacağım biliyor musunuz? Bakın size göstereyim. Ki bayağı da bir soru çözmüşüm, görüyorsunuz. Şu sayfadan ta şu sayfaya kadar, bir saniye açıyorum. Şu sayfaya kadar burayı komple yapmaya çalışacağım. Yani bayağı bir sayfa yapmam gerekiyor arkadaşlar. Bayağı bir soru çözmem gerekiyor. Yani bildiğiniz 36'dan 50'ye kadar falan çözmem gerekiyor. Uç gözüme geliyordu. Aa, çok korktum. Şu soruları bir şey olarak bitirebilseydim, bir şey olmadan, bana bir şey gelmeden bitirebilseydim. Şimdi dediğim sayfaya kadar yaptım. Şeyi kapattım, videoyu kapattım çünkü o kadar süre sizlere şey yapmak istemedim. Şimdi bunu şöyle kenara koyuyorum. Bu şekilde. Sırada edebiyat çözmem gerekiyor. Bu kitaptan çok daha zor arkadaşlar. Bakalım buna ne kadar doğrum, ne kadar yanlışım çıkacak. Şimdi ödevlerimi bitirdim. Yani soruları bitirdiğim anda direkt kalktım gittim yan masadan. Şimdi aşağı ineceğim ve arkadaşlarıma kek yapacağım. Ama ilk önce bir Eren'e bakmak istiyorum. Ne yapıyorsun? Film izleyeceğim. İzleyeceğim. Niye böyle mistik bir ortam yarattın Eren kendine? Bir şey demek istiyor musun arkadaşlara? Sizi seviyorum. Neyse arkadaşlar, ben de şimdi aşağı ineceğim ve arkadaşlarıma kek yapacağım. Umarım yakmadan yapabilirim. Ama bence güzel olacak. İnşallah. Niye yani, böyle oldu? Sana yardım edeyim mi kapı? Aferin sana Melike. Anne özür dilerim. Hayır, nasıl bir kuvvettir, nasıl bir basınçtır bu? Nasıl cevher yaratmışız doğmuşum ben. Neyse yani olan oldu artık, yapacak bir şey yok. Ezan da okunuyor ki bu benim bir işaret bu arada, biliyor musun? Bence bu benim yapmamam için İlahi işaret. Bir adalet. Hayır, devam et diyor. Ben biraz yanlış anladım ama. Yaradan sana devam et. İnşallah Allah'ım. Şimdi arkadaşlar bir tane yumurta kıracağım. Aslında iki tane falan da kırabilirsiniz. Yani bu yaptığınız korkuyor. Ziyan etme, yumurta çok pahalı. Şöyle. Sen bunu yıkamıştın en son değil mi? Yıkadım tabii ki. Tamam. Ben tekrardan şey yapayım da. O kağıdın fışır fışır sesi de geliyor şu anda. Evet. Arkadaşlar şu karışım çok hoşuma gidiyor nedense. Yumurtayı attıktan sonraki. Bunu da iyice böyle karıştırıyoruz. Yağı da erittin. Evet. Onun biraz soğumasını bekliyorum arkadaşlar. Ondan sonra dökeceğim içine. Melike bu ne bu arada? Hayır. Şu an benim bütün kariyerimi yerle bir ediyorsun. Hayır. Kariyerimi bitirdin. Aynı olarak kariyerimi bitirdin. Biliyorum. Döner misin? Döner misin? Ya ne var? Ya kopya çekmişsin. Kabul et. Aynen kopya değil o. Arkadaşlar bakın ben bu tarifi yaklaşık 5 kere yapmışımdır. 5 kere 10 kere yaptım. Ama hatırlayamıyorum. Olabilir. Problem o. Ben dedim burayı yazayım. Kötü mü ettim? Yok aferin. Neyse benim canım annem. Benim hayatımın yoldaşı. Benim canımın canı. Ben bu arada iltifat edemem bir sana arkadaşlar. Odanı bana mı toplatacaksın evet. Yoksa? Toplarım. Kurban oldum. Benim yoldaşım. Vesaire. Neyse. Abi, yorumlarda da görelim. Bunu arkadaşlar bir saniye. Bu yüzden biraz bekletmeniz gerekiyor. Bakın. Bak. Benim görüyor musun? Biraz olması gerekiyor mu? İşte olmaması gerekiyor. Ama olsun. Sorun olmaz. Şimdi tereyağı ekledik ve çok güzel gözüküyor ama. Kokusu muazzam güzel evet, ama. Evet. Tereyağı ekledik ve bunu iyice biraz karıştırıyoruz. Şimdi oldu. Daha sonra iki şeker diyorum. İki vanilini şöyle atıyorum. Vanilin değil, vanilya. Vanilin yazıyor anne üzerine. Bana bakayım hakikaten öyle mi? Vanili. Ana ben bunu vanilya diye okuyorum. Ah vanili, vanili. Vanilya, vanilin aynı şey arkadaşlar. Bir de normalde bu tarifte bir paket atıyorsunuz. Ama ben iki paket çok daha güzel olduğunu düşünüyorum. O yüzden de... Niye kafamı sallıyorum arkada onu da anlamadım. Bilmiyorum, bana onay veriyorsun. Bana hayatım boyunca bir onay vermeye alıştığın için. O yüzden de bana onay veriyorsun. Şimdi arkadaşlar bir tatlı kaşığı kabartma tozu koyuyoruz. Zaten aşağı yukarı bir tatlı kaşığına denk düşmüyor değil mi? Yani. Yok düşmüyor. Düşmüyor. Daha sonra böyle. Daha sonra da arkadaşlar. Daha sonra ne kadar çok daha sonra. Niye bu kadar kaşık kirletiyorsun? Ben onu anlamadım. Ama böyle yapmam gerekiyor. Daha sonra. Ya bak daha sonra ağzına takıldı arkadaşlar ya. Neyse.
Bir yemek kaşığı daha mısırın şahsesi koyuyoruz. Onu da çiliye koyuyorsun. Ağzıma girdi. Çok iğrenç. Aa, bir saniye. Aklıma bir şey geldi. Tamam. Neyse. Ne oldu? Şöyle bunu iyice karıştırıyorum. Acaba şey dedim. Unu da hemen içine koyup iyice hamur mu yapsam? Yoksa biraz böyle bununla karışmasını beklesem dedim. Ama bence karıştırmak çok daha iyi bir fikir. Normalde şeyle yapacaktım bu arada. Neydi? Nutella falan da koyacaktım. Ama dedim onu yapmayayım. Gerek yok. Damla çikolata yapayım dedim. Bir de çok yorgunum aslında. Biraz üşeniyorum da. Şimdi arkadaşlar ben bunu biraz elimle yoğuracağım. Normalde mesela birinin o yemeği elinle yaptığını bilirim ama ben o yemeğin eliyle yaptığını gördüğümde benim midem bulanır. Ama biraz elinin lezzetini bu... de geçmesi gerekiyor. Gerçekten. O yüzden değil arkadaşlar. Yani bunu... Ben de iyice gurme oldum ben. Harbiden anne bu arada. Elimle yapmam gerekiyor çünkü böyle yoğruluyor yani. Şimdi bunu iyice şöyle... Niye çikolatalar düşüyor? Sonra üstüne ekleme yapabilirsin ama değil tabii mi çikolataları? Tabii ki yapabilirim de. İlk olarak şöyle bir içine yapmaya çalışıyorum ki... Hani her yediklerinde o damla çikolata ağızlarına gelsin. Heyecan mı yaptın? Galiba. Neyse arkadaşlar bu şekilde. Anne bir şey söyleyeyim mi? Bu rutinden çok mutfak şeyine benzemedi mi? Bayağı tarif verdim. Bu çikolata da burada yanmış. Onu da şöyle alayım. Bir bakar mısın? Bir o mu yandı? Bir bakar mısın şuna ya? Mükemmel. Arkadaşlarım benim gibi bir arkadaşa sahip oldukları için çok şanslar ya. Öyle böyle bir şansları ya. Dehşet şanslar. Ama arkadaşlar... Kurabiyemde hazır bütün hazırlıklarımı yaptım. Şimdi şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Bundan sonra ben duşa gireceğim ve uyuyacağım. Bu kadar. Başka duş, bir şey yok. Duş uyumak. O kadar. Duş uyumak. Bu kadar. Normalde kurabiye falan da yapmıyorum. Eve geliyorum, soru çözüyorum, duşa giriyorum ve uyuyorum. Bu kadar. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Burada da bitirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekten size daha fazla gösterebileceğim hayatımda hiçbir şeyim yok. Ama bence gayet de güzel oldu. Umarım bu tarifi de bir yerde kullanırsınız. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Farklı vloglarda, farklı videolarda görüşmek üzere. Öpüyorum. Görüşürüz. Seni 3 evet de o zaman sağdan yolluyorum. 3 evet nereden geliyor? 1, 2, 3.